Arkadaşlarımız suçlu değiller. Gezi suçlu değil. Gezi'ye börek taşıyan anneanneler, haklarını arayan işçiler, sömürüye karşı duran emekçiler, biz de varız diyen LGBT artı bireyler, özgür üniversite isteyen gençler, kadın cinayetlerine, şiddete karşı çıkan kadınlar, hepsi Gezi'de. Gezi'de filizlenen o tohumları el ele birlikte attılar. Bize düşen de bu filizleri yeşertmek ve çoğaltmaktır. Bir suçlu arıyorsak, bu suçluyu Kaz Dağları'nda, Cerrahtepe'de, Soma'da, Atatürk Orman Çiftliği'nde arayalım. Buralara dönüp bakalım. Oraları yağma ve talanın merkezi haline getiren, ormanları katleden, çevreyi yok eden, su havzalarını talan eden, kararları verenlere bakalım. Arkadaşlarımız suçlu değiller. Bizler ve arkadaşlarımız haklıydık, haklıyız. Ve sonuna kadar haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Korkmuyoruz. Arkadaşlarımızı en kısa zamanda geri alacağız. Hayatını kamusal alanları savunmaya, kamu yararı için kent mücadelesine adayan Mücella Yapıcı, mesleğinin başına dönene kadar bu zulme dur demeye devam edeceğiz. Herkes için bir kentin mümkün olduğunu göstermeye çalışan, kente karşı suçların karşısında duran Tayfun Kahraman, hocama dokunma diyerek itirazlarını dile getiren öğrencilerinin yanına dönene kadar bu zulme dur demeye devam edeceğiz. Onurlu meslektaşımız, yoldaşımız, avukat Can Atalay bu adliyenin içinde sanık koltuğunda otururken değil, üzerinde cübbesiyle tekrar hayatını mücadelesine adadığı hukukun, eşitliğin, demokrasinin ve adaletin müdafiye olana kadar bu zulme karşı dur demeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki adalet bir gün herkese lazım olacak. İşte o zaman o karanlıklar aydınlığa kavuşacak. İşte Gezi olayları o dönemde siyasi iktidarın bu otoriter baskıcı rejiminden dolayı bu meydana geldi. Ne isteniliyordu Gezi'de? Adalet isteniliyordu. Ne isteniliyordu? Özgürlükler isteniliyordu. Ne isteniliyordu? Adalet isteniliyordu. Ne isteniliyordu? Kayırmacılık yapılmasın deniliyordu. Ne isteniliyordu? Çevre talan edilmesin deniliyordu. Peki şimdi Silivri cezaevinde bulunan arkadaşlarımız ne ile suçlandılar? Siyasi iktidarı, hükümeti darbe teşebbüsüyle yargılandılar. Değerli arkadaşlar, bu arkadaşlarımız Gezi ve Taksim'deki imar değişikliğini dava ettiler, davayı kazandılar. Yürütmeyi durdurma kararı alındı. Bu kararların uygulanmasını istedikleri için bugün darbeci ilan ediliyor. Dünyada mahkeme kararlarını uygulayın. Dünyada anayasayı tanıyın. Dünyada kanunları mevcut olan pozitif şu anda yürürlükteki bulunan kanunlara göre hareket edin ve demokratik hak olan protesto hakkını kullandıkları için siyasi iktidarı devirmeye yönelik teşebbüsten dolayı ceza verildi. Bu dünyada bir iptir. Buna aslında bir mahkeme kararı denilmez. Buna bir hukuk belgesi denilmez. Olsa olsa buna bir siyasi belge denilir. Adil yargılama yok, adalet yok, anayasa yok, kanun yok, hukuk yok, adalet yok, tarafsız ve bağımsız yargıç yok değerli kardeşlerim. Onun için aslında darbeyi yapan mevcut olan bu siyasi iktidar, hukuku tanımayanlar, anayasayı tanımayanlar darbecidir. Hukukun üstünlüğünü tanımayanlar darbecidir. Mahkemeleri rehin alanlar darbecidir. Değerli arkadaşlar, gösterdiğiniz yüksek dayanışma ve sahiplenme için hepinize ve her birinize teker teker çok teşekkür ederiz.
az önce içinden çıktığınız ve şu anda önünde bulunduğunuz binanın özellikle ceza davaları açısından hukukla pek de ilgisinin kalmadığını artık ne yazık ki kabul etmek zorundayız. Türkiye ne yazık ki uzunca bir süredir insan haklarına saygılı sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini kaybetmiştir. Biz memleketimizin eşit ve özgür geleceği için insan haklarına saygılı sosyal bir devleti gerekirse dişimizle, tırnağımızla söke söke kazanacağız. Gezi direnişimiz bu memleketten ve insanımızdan umudu kesmememiz gerektiğini kanıtlayan tarihsel bir andı. Gezi bu memleketin ve aydınlık geleceğimizin mümkün ve elimizi uzattığımızda erişebileceğimiz kadar yakınlıkta olduğunun göstergesidir. Yarın 6 Mayıs, gencecik yaşlarında en zor koşullarında dahi boyun eğmeyen, idam sehpasında dahi bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz kardeşleşmeyi haykıran Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un mücadelesi bizlere mirastır. Bu yüzden hep birlikte mücadele edeceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Ne söylesek az,